Tema Vakfı iklim eylemi konusunda ne yapar? Aslında Tema Vakfı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri yayınlanmadan çok önceden itibaren iklimle ilgili çalışıyordu. Dolayısıyla 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlendiğinde biz de detaylı olarak onun altındaki alt hedeflere de baktığımızda zaten mevcut çalışmalarımızın bir kısmını devam ettirerek ve öncesinden başladığımız çalışmaları da kapsayacak bir şekilde iklim eylemiyle ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Temanın en güçlü olduğu alan bilindiği gibi aslında toprak. Biz 25 sene önce kurulduğumuzdan itibaren toprak odaklı, toprağı koruma odaklı çalışan bir ulusal STK'yız. Aynı zamanda uluslararası çalışmalarımız da var elbette. Ama bizim en önemli farkımız aslında İstanbul merkezli bir vakıf olsak da bir STK'nın ötesine doğru gittiğimizi söyleyebilirim geçen 25 sene boyunca. Bundan kastettiğim Tema Vakfı'nın 81 ilde, 300 küsur ilçede gönüllü temsilcileri aracılığıyla aslında yerel bir hareket olarak çalıştığını görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefi 13'e, iklim eylemine baktığımızda da işte burada alt kırılımlarda gördüğümüz gibi konunun çok daha yaygınlaştırılması, sahiplenmesi, sahiplenilmesi anlamında Tema Vakfı bir gönüllü hareket olarak çalışıyor. İklim değişikliği bizim zaten vakıf senedimizdeki daha sonradan eklenen konulardan bir tanesi. Toprak odaklı çalışıyoruz demiştim. Tabii ki baktığınız zaman toprak, su, ağaçlandırma bizim genel çalışma alanlarımız. Ama iklim değişikliği konusu temanın gündemine aslında 1990'ların sonunda 2000'lerin başında giren bir konu. Bunun için vakıf senedi de zamanında değiştirilmişti. Uluslararası açıdan baktığımızda da UNFCCC'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin de akredite bir STK'sıyız. Dolayısıyla hem ulusalda, yerelde, 81 ilde, Türkiye çapında iklim değişikliği meselesiyle ilgili olarak bilinçlendirme, yaygınlaştırma çalışmaları yaparken bir diğer yanda da UNFCCC'nin akredite STK'sı olarak çalışıyoruz. Başka bir bağlantıyı da diğer bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlamak istiyorum. Toprak demiştik. Tema Vakfı toprak, çölleşme ve kuraklıkla ilgili olarak diğer önemli BM Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin de akredite STK'sı. Aslında hem uluslararası hem ulusalda vakfın söylediği toprak meselesi iklim meselesinden ayrı olarak düşünülmemeli. Dolayısıyla biz bu uluslararası anlamda iki sözleşmenin birbirini bütünleyen çakışma alanına da odaklanıyoruz. Dolayısıyla hem yerelde gönüllerimiz bağlantısıyla iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok yeni olarak da bu sene iklim elçileri ismini verdiğimiz yerelde tema temsilcilerinin, tema gönüllerinin iklim değişikliği ile ilgili bir elçi olarak yerelde yerel yönetimlerle işbirliği, yerel diğer STK'larla işbirliği içerisinde konuyla ilgili daha aktif çalışmasını öngörüyoruz.